rehberi veriyorum ama... Ay. Bu kadar o sohbet. Çıldır beynim ben şu an. Ben programı bırakmak zorundayım. Hayır. Gerçekten. Ya. Çünkü neden ben hafta içi işe konsantre olamıyorum ve ben bu hani ve gerçekten beni de çok üzüyor. Çalışanlarımla da aynı şekilde. Çünkü çalışma saatleri biraz daha farklılaştı. Ama program çok güzel gidiyor. İnanın uzaktan izleyeceğim. Sizleri seviyorum. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yeni jüriniz çok tatlı. Yakında gelecek ama zaten hafta içi. Ya. Çok güzel. Ay çok evet. Üzüldük ama. Ama yok yeni jüriyi öğreneceksiniz. Öyle demeyin. Biliyorum ama yani ben de çok üzüldüm. Hepiniz çok tatlıydınız. Gerçekten yoruluyorum. Ama inşallah ilerleyen belki bölümlerde yılbaşından sonra bir şey olur. Ondan sonra kısmet olursa olabilir. Ama şu an gerçekten yılbaşı dönemim, yeni ürünler çıkacak. Benim de yurt dışına gitmem gerekiyor. Bazı şeyler var. Biraz anlaşmamızın dışına çık şeyler. Paramı alamadım kızlar. Yok öyle bir şey tabii ki. Ama sizi seviyorum. Şimdi iyi habere vereyim isterseniz. Bunun üzerine hiç iyi gelmeyecek ama. Yeni jüriyi söyleyeceğim kim olduğunu. Yeni jüri de benim. Şaka yaptım. Ay gerçek oldu. Ay vallahi ağlayacaktım şimdi. Evet. Yok hayır gerçekten. Gitmiyorum. Kız niye gideyim ya. Kız? Ben hayatım boyunca başladığım yarım hiçbir şeyi yarım bırakmam. İşte başarılı olmanın sırrı da bu. Evet yani özgüven, ondan sonra hırs. Bu hırs başka bir şey. Yani her şey, bazı hırsın da kötü yanları vardır ama bu işle alakalı olan hırs bambaşka bir şey. Kısmetimizde varsa yolda buluruz. Bunu unutmayın. İstediğiniz kadar kendinizi parçalasanız da. Ben gidiyorum. Programa geç başlamayalım. Sayın seyircilere buradan kocaman öpücüklerimizi yollayalım. Hadi programı izlemeye geçelim. Bizi takip etmeyi unutmayın.